Görüldüğü gibi günden güne balığımız arkadaşlar iyice soluklaştı, rengi gitti. Strese giriyor. Yani aslında akvaryumda rahat olmasına rağmen bana karşı bir stresi var. Beni gördüğünde hemen saklanmaya çalışıyor. Normalde beni her gördüğünde akvaryum camına yapışırdı. Şuradaki balıklara bakın arkadaşlar. Normalde sağlıklıyken. Bakın hepsi nasıl geliyorlar ele. Diğer troplar, bunlar hani özellikle sabahları acıktıklarında falan. Ama gördüğünüz gibi balığımızın durumu kötüye gidiyor. İlaç da benim nezdimde fayda etmediğini düşünüyorum. Hastalıktan ziyade arkadaşlar yem yemediği için, asıl sebep yem yemediği için balık güçsüz düşüyor. Yani çok problem. En son olarak çare aklıma şey geldi. Acaba balık hani yem yemese de biz onu şırıngayla yem eritip şırıngayla versek bir sıkıntı olur mu diye düşündüm. Biraz araştırdım, forumlarda falan gezdim. Akvaryum forum diye sitelerde olsun, YouTube'da falan video araştırdım. Hani bu konuyla alakalı çok bilgi yok ama bazıları da demiş işte ilaç tedavisine sadece devam edin 7-8 gün. Ama ben neredeyse bugün 8. gün bitti işte hala ilaca tepki vermiyor. Ama ilk 2-3 gün önce biraz hareketleri iyiydi ama şu an biraz daha kötü arkadaşlar. Bugün de bir ilaç verecektim ama yem denemeyi düşündüm. Şu pul yemler. Arkadaşlar bu yaprak tarzında, ismini unuttum da tam yine Tropeus türleri yiyor genelde. Biraz bitkisel ağırlıklı bir yem. Çabuk eridiği için suda ilaçla birlikte suya karıştırdım şu şekilde. Şu an bayağı bir eridi. Güzel attığım için iyice karıştırdım. Bakalım şırıngayla bu şekilde deneyeceğim. En azından o yemin vitaminini alır, belki biraz da toparlayabilir kendini. Forumlarda gezdiğimde arkadaşlar yem kesinlikle vermeyin. Balığı daha çok strese sokarsınız. Kimisi diyor canlı yem verin. Su püresi tarzında falan o tarz şeyler verin ama balık yeme bakmıyor ki yani yemeye çalışsa veya şey yapsa canlı yem de bulacağız ama zannetmiyorum. Canlı yem olsa şu balıkları çok rahat yer. Hani bunlara da tepki göstermiyor. Çünkü ağzına rahatlıkla sığıyor. Küçük yavrular var aralarda. Yese onları yer diye düşünüyorum ama bu şırıngayla yem işini bir deneyeceğim. Artık son çare o. Çünkü balığın düzelecek gibi bir durum yok. Ölüme gidiyor arkadaşlar yavaş yavaş yani. Bunu da sanki başaramadık gibi ama yine tedavisi başarılı olmuş hasta balığı, hani iç parazit, içsel hastalıkları tedavilerini başarılı olmuş biri varsa arkadaşlar yorum kısmında bana yardımcı olursa sevinirim. Kurtarmak istiyorum bu balığı. Ya bu balık hani bazıları diyor ki bir balıkla niye uğraşıyorsun bu kadar ama arkadaşlar bir balık bir balıktır. Tecrübeyle bir balığı kurtarabilirsem belki diğer balıklara da faydam olacak hastalandıklarında. O yüzden siz olun, bir balığı hastalanmadan korumaya çalışın. Her türlü iyi olanakları sağlayarak. Şimdi arkadaşlar balığı alacağım akvaryumdan tekrardan. Şırıngayla vereceğim. Burada durdurayım videoyu. Tekrar geliyorum. Balığımızı tuttuk arkadaşlar. İlacımız bu. Flajlı 500'ü karıştırıp şu yemle birlikte iyice erittim. Yem boğazına takılmasın diye. Şırıngayla tekrardan vereceğim. İnşallah bu sefer düzelir. Yemin kabı arkadaşlar şurada çok fazla yem parçacıklarının olmasını istemiyorum, sıkıntı olmasın diye. Balığımızı tuttuk. Şu şekilde size de göstereyim. Yavaş yavaş yemi veriyorum arkadaşlar. Bir 10 saniye falan bekleteceğim, iyice yutsun balık yemi. Arkadaşlar iyice boyu da küçülmüş hani.
kilodan vermiş. Tekrar salacağım. Akvaryumun bu arada ısısını 26-27 dereceye ayarladık arkadaşlar. Sıkıntı olmasın diye, hani dış kısmını rahat yapabilsin diye. Kusma eğilimini göstermedi. Yem parçacıkları hiç yok. Tekrar bir yem alacağım. Bu sefer biraz yemi koyu almak istedim arkadaşlar. Yiyor gibi midesine gitti. Çok fazla yüzgeçlerinden su kaçmıyor. Biraz daha su almak istiyorum. Biraz strese girdi fark ediyorum ama yapacak elimizden hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde deneyeceğiz. Son kez yapıyorum arkadaşlar. Biraz bekleteceğim. İyice balık yutsun. Son olarak akvaryuma koyuyoruz arkadaşlar. Balığın son hali bu. Balığı az önce akvaryuma saldığım gibi içindeki yemi çıkardı arkadaşlar tekrardan. Bir faydası olacağını pek zannetmiyorum ama İnşallah biraz gitmiştir midesin çünkü 3 şırıngaya yakın verdik. Arkadaşlar durum böyle. Güncel durumdan biraz daha bahsedeceğim. Yardımcı olacak arkadaş varsa yorum kısmında yardım olsun, yardım etmeye çalışsın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.